Merhaba arkadaşlar, Durgül'ün tığı ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle iğneden tığa bir model. Bakın. Çok güzel bir model. Hem kolay hem zarif hem de böyle çıtı pıtı bir model oldu. Şöyle. Çok güzel, rengarenk çiçekleri açtıran bir model oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizin anladım kısmına geçelim. ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz. Şöyle ikişer zincir çekerek bentimizin kenarlarını tığladık. 696 nolu videomda tüm kenar tığlama işlemi püf noktaları mevcut arkadaşlar. Şimdi ilk başlarken bu şekilde 9 tane tığ battı işlemi yaparak başlıyoruz. Şöyle iki tane kayamın çiçeğimin arasında da 5 tane tığ battı mesafesi kalıyor. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. ilk başlarken nasıl? tığ içine sık iğne ile sabitledik ve üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip şöyle yapmış olduğum 3 zinciri kapattım. Bu şekilde 9 tane bakın ara mesafesini verdim. Şimdi kayamızın yapılışına başlıyoruz. Bir zinciri çektim. Hemen ters tarafına döndüm. İlk yanındaki tığ battının içine girip bu bir zinciri sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum kapattım bu şekilde 3 zincir kapatıyorum bu şekilde 2 ve 3 sıkı sıkı çekmeye gayret ediyorum şöyle altta 4 tane üstte de 3 tane bu şekilde tığ battımız var ara mesafesi olarak da 5 tane tığ battı bıraktım bir zincirimi çekip tekrar düz tarafına dönüyorum Şimdi kesim işlemini bu şekilde kenardan bir zincirle gerçekleştirdim. 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 3 zincir yandaki tığ battının içine girerek bu şekilde kapattım. Bir zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına döndüm. Yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir 4, 3, 2, 1 olarak bu şekilde tamamladık. Bir zincirimi çekip düz tarafına dönüyorum. Bakın hemen yuvanın zincirini çekmiyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitleyip şimdi 8 zincir çekiyorum. Bu şekilde yuva daha güzel duruyor arkadaşlar. Bu işin püf noktası da bu. Bu şekilde 8 zincirimi aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı tığ battının içine bakın bu dönüş yapmış olduğum tülbent tığlamanın tığ battısının içine 8 zincirimi kapattım. 1, 2 ve 3 zincir. Yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Şimdi yapmış olduğumuz işimize bakalım arkadaşlar. Bakın kayamız bu şekilde çok muntazam güzel bir şekil alıyor bu şekil yapılırsa. Evet şimdi 9 tane Böyle ara mesafesi vererek tekrar devam edelim. 1 2 3. İkinci tığ battım. 3 zincir. Şöyle net gözüksün açayım. 3 zincir. 1 2 3 zincir. Yapması çok zevkli, aşırı zevkli arkadaşlar. Hele çimenini. Bu şekilde 9 tane üçer zincirden tığ battı yapıyoruz tığ battılarımızın üzerine 2 4 6 7 3 zincir 8 3 zincir 9 yine 9 tane bu şekilde tığ battığımızı yapmış olduk bir zincirle hemen dönüşümü yapıp kesim işlemine başlıyorum ve kayamızı yapıyoruz 3 zincir yandakine 3 zincir hemen yandakine 1 2 3 zincir 3 tane dönüşte 3 tane böyle ara mesafesi olarak da 5 tane kalacak yine bir zincirle dönüşümü yaptım hemen tığ battıma girip sabitliyorum 1 2 ve 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir evet. bakın şimdi de 2'ye düştü bir zincir şöyle dönüşümü yapıyorum sabit 3 zincir evet, bu şekilde tamamladık kayamızı bir zincirle düz tarafına dönüp aynı yuvanın içine sabitledim şimdi 8 tane zincir 6 7 ve 8. Aynı tığ battıya kapattım. 8 zincir. 7 ve 8. Şimdi bunu aynı dip noktasına şu dönüş yaptığımız yere, tığ battığı kapattığımız noktaya kapatıyorum. Şöyle 3 zincir çekip yandaki tığ battıya geçiş yapıyorum. 3 zincir. Yine yani 9 tane tığ battı işlemine başlıyoruz bakın bu şekilde. Sıkı sıkı 3 zincirimizi çekip böyle tığ battılarımızı oluşturuyoruz. 3 zincir sık iğneyle buraya sarkıt. 3 zincir Şöyle arkadaşlar ben bunu 9'da tamamlarım. Fazla vakit gitmesin. Kayamız bu şekilde. Bakın çok muntazam, güzel bir kaya yaptık sizlere çok kolay ilerliyor hem de tez bitiyor bu ara mesafesinden dolayı da arkadaşlar bakın çimeni bu şekilde yapacağız böyle şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim kayalarımızın işlemi bu şekilde şimdi 8 zincirli yuvamıza çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz şöyle sık iğne yaparak ilk önce ipimi tırnatıp duruyorum ve 1 2 3 zincirle başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Şimdi ikili trabzanların tepesine dörder zincirden şöyle tomurcuk oluşturacağız. 4 zincirimi çektim. Bu şekilde bir tane tomurcuk oluştur Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 4 zincir yaptığım trabzanın tepesine hemen 4 zincirden bir tomurcuk yapıyorum yine bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 4 zincir 3. şöyle tomurcuğumu yuvaya girip kapattım bakın 3 tane yan yana böyle kirpikli trabzan yaptık yine 3 zincirimi çekip yuvama kapatıyorum bakın bu ilk yaprağı çiçeğimin 3 yapraklı bir yonca gibi arkadaşlar buraya oluşturacağız bakın bu şekilde yine 3 zincir çektim bir defa tığımı doladım şöyle 2 2 iki alarak ikili trabzanı yaptım 4 zincir kapatıyorum buraya bir tonucuk oluşturdum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir Buraya bir tomurcuk oluşturdum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Hemen bu şekilde tomurcuğumu oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Kapattım. Yine 3 zincir. Şöyle başlangıç ve bitiş zincirleri 3 tane yapıyorum ki şöyle güzel bir görüntü duruyor arkadaşlar. Aşağı fazla meyil etmiyor. Şöyle 3 zincirimi çektim. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Bu şekilde bir dönüş sırtı oluşturuyor. 4 zincir. Trabzanımın arasına girip kapattım. Bir defa doladım. Yuvanın içine girip şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Yuvaya trabzanın arasına kapatıyorum. Yine bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir trabzanın arasına girdim bu şekilde kirpiğimi yaptım yine 3 zincir çekiyorum bakın aynı yuvanın içine kapatıyorum 3 zincirimi bir tane de şöyle kesim için dibine zincir çekiyorum hemen ipimizi koparalım çiçek yani de böyle kolay şöyle üç yapraklı yonca gibi olması için çok hoş bir çiçek seçtim sizlere arkadaşlar şöyle hem kolay hem zarif çıtı böyle bir model oldu şimdi ipimi yakayım bir de buraya mavi renk çiçeğimizi yapalım Evet yine 8 zincirli yuvamızın içine girip sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz ve hemen 3 tane zincir çekerek başlıyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 4 zincir trabzanın arasına kapattım kirpik oluşturdum bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 şöyle 2 4 zincir trabzanın arasına girip kapattım bir defa tığımı doluyorum yuvaya girip şöyle 2 ve 2 4 zincir bu şekilde kapattım bakın 3 tane kirpik olunca hemen yine 3 zincir çekip yaprağımı kapatıyorum. 3 yapraklı yoncadan oluşuyor. İlk yaprağı bu şekilde hazır. Şimdi yine 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle kapattım 4 zinciri. İlk tomuç Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim 2 ve 2. 4 zincir. şöyle ikinci tomurcuğu yaptım bir defa tığımı doladım şöyle iki ve iki dört zincir yani trabzanın arasına girip kapatıyorum şöyle üç zinciri çekip ikinci yaprağımı da kapattım yine 3 zincir çektik üçüncü yaprak için şöyle hafif sağa doğru meyil bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Bakın. Aynı yuvaya 3 yapraklı yoncamızı yapacağız. Yeniden tığa da bir model arkadaşlar. Şöyle kolayından sizler için yonca hazırladım. 2-2 Çünkü öbürlerin kenar yoncaların kenar işlemleri de var. Ama bu yoncanın böyle basit sadece trabzan ve kirpiği var. Bu da bizim gibi kolay seven arkadaşlar için çok güzel bir çiçek modeli. Evet, 4 zincirimi sonuncu trabzanıma kapattım. 3 zincir çekerek yine bu beyaz yuvanın içine sabitliyorum bakın bu şekilde ve dibine de bir tane zincir çekiyorum ipimi kopardım ve yoncam hazır arkadaşlar Hemen bu iplerimi bir temizleyip yakıp geleyim ben. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın sizlere yapmış olduğum çiçeğim bu şekilde oldu. Çok güzel durdu arkadaşlar. Bunlar da daha önce sizler için hazırlamış olduğum renklerim, çiçeklerim. Hepsini bir arada tutuyorum sizlere. Bakın rengarenk şöyle bir model oldu. Çok tatlı oldular. Siz bunu tülbentinizin içindeki çiçeklerden de yapabilirsiniz. Sade bir tülbente şart değil arkadaşlar. Tülbentinizin içindeki çiçeklerden, renklerden bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten yapılmaya değer bir model oldu bu şekilde. Şöyle sallantılı haline de bakıtayım size. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle Sıralar arkadaşlar aşırı derecede böyle izlenimlerim düştü yani yarı yarıya her e, nedense yarı yarıya böyle indi izlenimler sizlerden desteklerinizi bekliyorum emeklerim için beğeni ve yorum yaparak şöyle bana destek olursanız sevinirim videolarımın devamı kanalımın devamı için desteklerinize ihtiyacım var şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın.